Öğrendiğiniz dili tam öğrenseniz en güzelidir aslında. Evet. Arkadaşlar o zaman başlayalım. Zamanımız kaybolmadan. Evet. Başlayalım Şimdi hocam. arkadaşlar bugün arkadaşlarınız çok şey kaçırdı bu arada. Öyle diyelim. İbranice gramerinin morfoloji dediğimiz şekil bilimi biliyorsunuz bu morfoloji kelimelerin bünyesini, yapısını, structure'ını, morf şekil yapısını inceleyen bir bilim dalıdır gramerin. Fiillerle ilgili. Biz tabii diğer yapıları da inceleyeceğiz. Mastardır, fiildir, isim fiildir, nasıl yapılır? Bunlarla ilgili. İlkin size tabii zamanları öğreteceğim ben. Gramer olarak bütün zaman çeşitlerini burada öğreteceğim ben size. Hocam orayı İbranice olarak ne yazıyordu? Burada lühut ta'lim, fiil Lohut. tablosu. Lühut ta'lim. Lohut. Pa'aliyim. Ta'lim evet. Ta'lim. Lühut ta'lim yani fiillerin tablosu, tabloları, fiil tabloları. Şimdi burada arkadaşlar, evet şimdi biz şöyle şey yapalım. Arkadaşlar bugün sağlam fiiller, şeyde İbranice'de arkadaşlar kalıplar vardır. İlk göreceğimiz kalıp faal kalıbıdır. Faal kalıbı. Şöyle ben sizi, tamam. Şöyle kapatayım şunu. Evet tamam. Faal kalıbı arkadaşlar sağlam fiiller, illetli fiiller var. Sağlam fiiller ve illetli fiiller var. İlletli fiiller, öncelikle sağlam fiiller nedir diye bir tanımlama yapacak olursak, sağlam fiil içerisinde alef, vav ve yüd harfi olmayan fiillere biz sağlam fiil diyoruz. Yani üçlü kökten bahsetmiştik, hatırladınız mı arkadaşlar? Üçlü kökten bahsetmiştik. Şöyle ben kısaca hemen şey yapayım. İbranice'de fiillerin biliyorsunuz P, Ayn ve Lomat. Buna biz üçlü kök diyoruz. Buna birinci harf, bu ikinci harf, bu da üçüncü harf demektir. Biz bunlara Pa 1, Ayn 2, Lomat 3, bu her biri fiilin kökünü anlatıyor. Bir kök harfleri. Bu Semitik dillerde bütün fiillerin üç tane kökten oluşması gerekiyor. Yani üç tane kök harfinin olması gerekiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Hocam Arapçadaki gibi değil mi? Pahalı Aynen kalıbı Arapça, sülasi kök. yani. Arapçada da nedir? Sülasi kök diyoruz, değil mi? Evet. Sülasi kök. Halim fiil olarak Evet, nitelendiriyor hocam. salim fiil. Burada da zaten gizra kök, şlemin ebol. Yani salim fiiller, sağlam fiiller, şlemin ebol kalıbı. Kalıbımız da ebol kalıbı. Yani paal, binyan paal, kalıp, binyan dediğimiz yapı paal kalıbı. Ondan sonra bunun çekiminde de ebol bunun sağlam bir fiil olarak gelecek zamanda çekiminin yapısını gösteriyoruz. Ebol, aynı harfi o ile bitiyor. Eb, şöyle söyleyelim, yazalım buraya. Ebol dediğimizde bakın burada bir O var. Ebol. Bu birincisi bu. Ebol. Bunu göreceğiz. Bugün bununla ilgili yapıları tanıyacağız. Dediğim gibi içerisinde hangi harf olmayacak bunun sağlam olması için? Bir, kolaf. İki, vav. Üç, Vallahi yiyordum. yut. Yani kolaf, vav ve yut. Üç tane şu kolaf, vav ve yut olmadığı, bir tanesi zelal geliyormuş. Evet. Zelal'i alalım içeri. Tamam. Hocam peki oradaki C harfi neden? Hep ol yazarken yukarıdaki C harfi var Bu ya. aynı bu. C değil. Aynı bu. Hep ol. Aynen şey yazılışı. Aynı evet. Aynı arkadaşlar. Transkript size vermiştim ben. Şimdi şöyle. Evet. O lafı biz neyle gösteriyorduk? Ters bir C ile. Bakın. Evet. Biz aynı neyle gösteriyorduk? Hatırlarsanız yine yukarıda ters Düz düz bir C. C ile ama üst simge olarak bakın. Tamam. Hatırlarsanız bunu ben ilk dersimizde anlatmıştım. Transkripsiyon kurallarında. Bu da Sonradan üzerine durmayınca unutmuşum hocam ben evet, bunu. unutulmuş biraz. Şimdi
Olaf aynı. Ep ol. Bunlar transkripsiyon kaideleri arkadaşlar. Ep ol. Gizra kök. Şlemim yani sağlam fiil, sağlam köklü fiil. Şlem sağlam demektir. Sağlam, salim. Biliyorsunuz Arapçada da salim diyoruz. Salim. Salim fiiller, değil mi? Evet. Salim fiiller. Bir de illetli fiiller var. Bu biz bugün salim fiillerden kök harfi faal, binyan yapısı, yani binyan yapı demektir, bina demektir aslında arkadaşlar. Binyan, faal, yapısı yani sigası diyelim, faal olan fiil kökünün hangi çekimini göreceğiz arkadaşlar bugün? Zman hove'yi göreceğiz. Zman hove arkadaşlar. Bizim nedir burada? Göreceğimiz bugün zman hove. Zman hove arkadaşlar hoşo yani şimdiki zaman, şimdiki zaman ve aynı zamanda geniş zaman olarak da çevriliyor bu. Zman hove. Burada bu tarafı bugün sadece siz bunları öğreneceksiniz. Ben bunları, bunlar zaman var, zaman atip, siul. Bunlar geçmiş zaman, zaman abar, geçmiş zaman, zaman ha atit, gelecek zaman, siui, zaman değildir bu, biliyorsunuz emirdir bu. Emir kipi. Siui, emir kipi. Bugün göreceğimiz şey bunlar. Dikkat ederseniz burada zamirlerimiz var arkadaşlar. Zamirleri görüyorsunuz. Ani, ani, iki tane ani var. Birisi dişil, birisi eril. Dişil, tekil, eril, tekil. Dişil tekil. Masculine feminine, right? Yes, masculine feminine is. Dişil is feminine, masculine is eril in Turkish. Eril tekil. Yine bunlar muhatap diyoruz biz bunlara biliyorsunuz. Muhatap. Muhatap. Bunlara da biz nefs-i mütekellim vahde diyoruz değil mi? Tekil, evet. Tekil olanlara. Bunlar muhatap, muhataba. 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 Üçüncü tekil gayip. Şahıs. He? Gayip. Gayip. Gaybe. Gayip. Gaybe. Gaybe. Bunlar birinci tekil şahıs. Anahnu. Nefs-i mütekellim. Nefs-i mütekellim. Vahde. Evet. Anahnu. Yine nefs-i mütekellim. Evet. Yine atem, aten, hem ve hem. Bunları öğrenmiştik. Tekrar edelim. Ani, ani, at, ata, at, hu, hi, Kristina. Anahnu, anahnu, atem, aten, hem, hem. Kristina duyuyorsun değil mi bizi? Evet duyuyorum. Hah tamam ben ekran kapattım. Sadece ben kendimi görüyorum. Ha evet duyuyorum. Tamam. Duyuyoruz. Evet hocam. Tamam duyuyorsunuz. Burayı anladık değil mi arkadaşlar? Şimdi zamirlerin biliyorsunuz İbranice'de cinsiyet dili vardır. Cinsiyet var. Cinsiyete göre bu cinsiyete uygun olarak fiil çekimleri de ona göre oluyor. En kolay zamanlardan bir tanesi arkadaşlar zaman hove'dir. Yani şimdiki zaman yahut geniş zaman. Hani burada özür dilerim hocam. Özür dilerim hocam. Bir soru. Peki gramer hakkında ya da şimdiki zaman hakkında ya da geçmiş zaman ya da gelecek zaman hakkında İbranice'de çok istisnalar var mı mesela? Çünkü Fransızca'da mesela çok istisnalar var. Yok. Çok istisna yok. İstisna yok. Sadece dediğim gibi az önce yukarıda anlattığım ne var? İçerisinde illet harfi olan fiillerde biraz farklılıklar oluyor. Çekimde biraz, formada biraz farklılık oluyor. Ondan sonra onun dışında istisna yok. Tamam. İbranice'de istisna yok. Son derece matematik gibi bir dildir arkadaşlar. Matematik gibi bir dildir. İstisna yoktur. İstisna olan şeyler vardır ve onlar çok çok basit isimlerde vesaire bir takım şeylerde var. Yoksa fiil çekim formlarında istisna yok. Kutsal kitap dili olduğu için arkadaşlar yani kutsal kitap dili olduğu için matematik gibi bir dildir. Öyle diyelim. Tamam. Diğer diller yani Fransızca filan biliyorsunuz zaten Latince'den evrile evrile bir sürü şey geçirerek Orta Çağ'dan itibaren gelişmeye başlamış. Biliyorsunuz bunu. Evet, evet.
Yani yeni sayılır, yeni bir dil sayılır Fransızca. Eski bir Hocam, dil değil. Heh. sadece modern İbranice mi matematiksel bir dil, yoksa kutsal kitap İbranicesi de mi Yani aynı şekilde? şöyle, aslında şu anda ikisini birlikte öğreniyorsunuz siz. Enise. Neden? Çünkü ben grameri anlatırken yeni bir kural varsa modern İbranice'de onu da veriyorum. Ama temel olarak benim üzerine grameri anlattığım husus klasik İbranicedir. Yani kutsal kitap İbranicesinin kökünü anlatıyorum ben size. Tamam. Onun dışında zaten siz normal klasik İbranice, yani kutsal kitap İbranicesini öğrendiğinizde siz modern İbranice'de sadece yeni kelimeler öğrenirsiniz. Yani nedir yeni kelimeler? Tevrat'ta veya Talmud'da veya Mişna'da olmayan kavramlar, yeni türeyen kavramları siz öğreneceksiniz. Yeni yeni yapılar varsa, yeni harfler girmişse, mesela J harfi girmişse, Ç harfi girmişse filan, bunları öğreneceksiniz. Ya da ne bileyim, televizyon üretilmiş, televizyon öğreneceksiniz. Bankamatik üretilmiş, bankamatik öğreneceksiniz. Nasıl söylenir bunları? Onun dışında kişi arkadaşlar, dil tamamen aynıdır. Tamam. Tamam mı? O yüzden Tamam. yapı olarak siz herhangi bir gariplik çekmeyeceksiniz. Bunu öğrendiğinizde, eğer dikkatli öğrenirseniz, siz yaklaşık 5-6 ay sonra hem modern İbranice'yi hem de kutsal kitap İbranicesini tam olarak öğrenmiş olacaksınız. Ama takip edenler tabii, takip ederseniz, etmezseniz olmaz tabii yani. Bodek. Şimdi nedir? Burada zman hove dedik. Ani, bodek. Kalıbımız ne arkadaşlar? Paal, bodek. Bodek. Şimdi benim burada et ol kalıbı dememin sebebi, gelecek zamanda benim bunu çekerken, bakın dikkat edelim, gelecek zamana öğrenmeyeceksiniz. Şimdi öğrenmiyorsunuz gelecek zamanı. Bunu ne diye çekiyorum? Evdok. Evdok diye Evet. çekiyorum. O yüzden et ol diyorum. Enise, anladın değil mi sen beni? Anladım hocam. Ha. Bunu burada ek ol kalıbı dememizin sebebi, burada şöyle yazılıyor bu. Burada ben üstüne yazdığım için siz bunu anlarsınız. Ek ol kalıbı. Bunun ben gelecek zamanda evdok diye çekeceğimi göstermek için burada yazdım. Bu arada Hocam benim şey bunu... gibi, klasik Arapçadaki gibi değil mi? Yani bu şeylerin Aynen. isimleri gelecek zaman kipiyle olan şeyden Aynen. çekilmiş. Tabii ki. Tamam. Tabii. Aynen Arapçada olduğu gibi. Ani bodek. Bodek arkadaşlar, ve de badak kökü arkadaşlar, incelemek, araştırmak demektir. Bak. Ben şimdi ani bodek dediğimde, ani bodek, ben araştırırım. Ben incelerim. Ben inceliyorum. Bakın. Değil mi? Ani bodek. Ani bodeket. Dişil biri söylediği zaman, dişil dediği zaman, bodeket. Ani bodeket. Ben yine araştırırım, ben incelerim, ben inceliyorum veya araştırıyorum. Ani bodeget. Ata bodek. Dikkat ederseniz ben size kısaca anlatmıştım. Dört tane şey var. Bodek, bodeket, bodkin, bodkot. Bu kadar. Sonra ne Evet. yapıyorsunuz? Tekil olan erilleri bir zamire, zamirleri bir tane kalıba, bu kalıba. Dişil olan tekil zamirleri bodekete. Çoğul olan eril zamirleri bodkime. Diğeri de çoğul olan dişil zamirle bodkota iliştiriyorduk. Şimdi siz artık tablo halinde görüyorsunuz. Yani resmen görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şu anda resmen neye başladık? Biz sarfa başladık. Sarf. Sarf. Evet. Yani morfoloji. Yani Değil fiil çek. çekimleri. Evet. Burada ani bodeket, ata bodek, bodek, at bodeket. Bu. Ata bodek, at bodeket. Fu bodek, hi bodeket. Anahnu Botki. bodkin, anahnu bodkot. Botki. Bodkot. Burada ben bir şivayı gösterdim. Şöyle. Şu anahnuma gelelim. Bakın anahnu bodkin. Burada ben bir şiva gösterdim. Şiva arkadaşlar, biliyorsunuz, E ile İ arası küçük bir ı sesi gibi, bodkim. Çünkü iki tane sessiz bir arada olunca küçük bir ses çıkıyor. Biz buna şiva diyoruz. Şiva İbranice'de ayrıca size konu olarak işleyeceğim. Ama burada da
Shiva'nın nasıl gösterdiğimizi de işaret ettim burada. Shiva harfin üstünde ters bir E benim kendi tercihim. Başka şekilde yapanlar da var. Ama bana göre ben bunu bu şekilde koyuyorum. Anahnu Bodkim ya da Bodkim, yani Bodekim gibi geliyor. Bodkim. Anahnu Bodkot. Atan Bodkim. Aten Bodkot. Hem Bodkim. Hen Bodkot. Şöyle o zaman en ise bize şöyle baştan zamirleri sayarak bir okusun. Sadece fiilleri de, sadece zamirleri mi okuyayım hocam? Fiilleri zamirlere çektim beraber. Mi? Ani Bode. Tamam. Ani tamam. Bodeken. Ata Ani. Bode. Tamam. Ani Bodek. Ani Bodeket. Ata Bodek. At Bodeket. Hu Bodek. Hi Bodeket. Anahnu Bodkim. Anahnu Bodkot. Atem Bodkim, Aten Bodkot, Hem Bodkim, Hen Bodkot. Evet, şunu biraz büyüteyim sanki küçük gibi. Evet, şimdi o zaman sırayla Zelal. Okuyor muyum? Evet. Ani Bodek, Ani Bodeket, Ata Bodek, At Bodeket. Hu bodek, hi bodeket, anahnu bodekim. Çok güzel. Anahnu bodkot, atem bodkot, atem, hem atem, atem bodkim, aten bodkot, hem bodekim, hen bodkot. Çok güzel. Christina. Evet hocam. Evet. Ani bodek. Ani bodeket. Çok güzel. Atta bodek. At bodakat. Hu. He pardon. Hu. He. Hu. Hu. Hu bodek. He bodeket. Hi bodeket. Anahnu bodikum. Bodikim, Bodkim, Atem Bodkim, Aten Bodkot, Hem. Burada benim şey biraz evet ha, klavye oynuyor evet. Aten. Aten Bodkim, Aten Bodkot. Aten evet, Aten Bodkot. Hem Bodkim, Hen Bodkot. Bir soru. Mesela bu bazen noktalar ile o olsa ya da u olsa bu kural tekrar eder misiniz yani kısaca yani hangisi, nasıl bazen ne? Mesela, for the vowels a yes, e i vowel. U yeah. Noktalar özellikle biliyorsunuz her harf bazen üstünde yere bu noktaları, harekeleri öğrendik değil mi bunları? Evet öğrendik ama karıştırıyorum. Hep karıştırıyorum. Şimdi orada ben size şöyle o gönderdiğim size gönderdiğim notu tekrar inceleyin. Burada şu çizgilerin hep A olduğunu söylemiştik. Çizgi evet. Olduğunda. Bakın çizgi olduğunda A olduğunu söylemiştik. Nokta olduğunda iki veya iki nokta basit bir şekilde anlatacağım. Çünkü konumuz o değil. İki nokta veya üç nokta alt alta üstte olduğunda bunun E olduğunu söyledik. Bu tepesinde olduğunda O olduğunu söyledik. Bunun ortasında olduğunda U olduğunu söyledik. Ondan sonra altında bir tane harf olarak düşünün. Altında bir tane nokta olduğunu söyleyince İ olduğunu söyledik. Başka ne var? Bu kadar. Tamam. Yani teşekkür ederim. Öğreneceğiniz şey beş tane evet. Hareke var. Evet, E, A, İ, U. Pardon, evet. Dört tane hareke var. Evet. Teşekkür ederim. Şey yapın, o bir tane şey var. Ben bir tablo verdim, hatırladınız mı? Evet, şu an hatırlıyorum. Evet. O tabloyu gözden geçirin, çok basit. Yani şöyle 10 saniyede halledebileceğiniz bir şey o tabloda. Yani burada bunları görünce hep A olarak okunuyor.
efendim şeyi görünce şu şekilde bunlar iki tane nokta görünce E olarak okunuyor demiştik. Burada bakın ortasında olunca U şeklinde okuduğunu gördük. Tepesinde olunca da bakın O olarak okunuyor. Bu kadar. Tamam mı? Evet. Evet. Şimdi bir fiil vereceğim. Bunun anlamını biliyorsunuz değil mi? Anlamını öğrendik. Bodek, mastar evet. olarak da arkadaşlar fiili öğrendiğimizde fiilin mastarını da öğreneceğiz. Mastar. Badak kökü, tamam mı? Üçlü kökü badak. Bunun mastarı livdok. Livdok. Livdok arkadaşlar. Livdok. Matlab buradasın değil mi? Evet hocam buradayım. Livdok. Mastarı livdok. Livdok. Biz fiili bodek diye başlıyoruz ama o mastar olduğunda inceliyor değil mi? Livdok. Livdok. Evet. Yani B'den B egat kepat oluyor. Şu B ince olarak okunuyor. Livdok. Livdok. Çünkü ikinci harf. Birinci harfken serttir bakın görüyorsunuz. Livdok. Livdok. O yüzden ben ne yaptım? B'nin altına bir çizgi çektim. Bunun ince okunması gerektiğini söyledim. Livdok. O zaman ben tekrar ediyorum. Benim sesimle dinleyin. Ani bodek. Ani bodeket. Ata bodek. At bodeket. Hu bodek. Hi bodeket. Anahnu bodkim. Anahnu bodkot. Atem bodkim. Aten bodkot. Hem bodkim. Hen bodkot. Bizim temel olarak bu kalıp dediğin gibi dört tane şey esastır. Yani bodek, bodeket, bodkim, bodkot. Diğerleri hepsi zamirlere göre değişiyor. Burayı öğrenmeyeceksiniz şu anda. Sadece mastarı öğreniyorsun arkadaşlar. Livdok. Bakın buna uygun. Livdok. Livdok. Mesela hani rotse livdok. Mastar mek mak için biliyorsunuz. İncelemek için, incelemek için, araştırmak için. Ne diyoruz mesela? Nasıl? O yüzden başına li geliyor. Evet. Live dog. Yani li efale gibi. Evet. Li efale dediğimiz zaman şey. Ani diyelim ki diyoruz. Ani rotse. Ani rotse. Live dog. Live dog. Şöyle diyoruz. Ne diyoruz? Rotse ne demek hocam? Rotse ne demek? İstiyorum. Araştırmak istiyorum. Hı. Nokta 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 şunu. Mesela. O zaman live dog. Mastarı da öğreniyoruz şeyle beraber. Mastarı öğreniyoruz arkadaşlar. Bir fiil vereceğim. Çekin hepiniz. Şimdi kafanızda onu çekin. Bir fiil. Katav fiili. Katav fiili. Yazmak. Otev fiili. Evet şöyle diyelim. Kalıp şu. Ne diyelim? Burada şoreş. Şoreşimiz nedir? K. T. B. Wow. B. B. B arkadaşlar. Hmm. Yazmak demek arkadaşlar. Ha, evet. Yazmak. Katav. Katav. Şoreşimiz katav. Şimdi katava göre bunu çekin bakalım. Önce şey çeksin. Mete. Ani kotev. Kotev. Ani kotev. Ani kotevat. Hı-hı. Ata kotev. At kotevat. Çok güzel. Hu kotev. Çok güzel. Hi kotevat. Çok güzel. Anahnu kotvim. Çok güzel. Kotevim. Evet, kotvim. Kotvim. Anahnu kotvot. Tamam. Atem kotvim. Aten kotvot. Hem kotvim. Hen kotvot. Manası nedir? Anlamı? Yazmak. Ben, ani kotev. Ben? Ben yazıyorum. Yazdım. Yazarım. Yazarım. Ben yazarım ya da yazıyorum. Ani kotev. Ani kotevet. Ata kotev ne demek? Sen yazıyorsun. Yazıyorsun. Eril. At kotevet. Sen yazıyorsun dişil. Dişil. Ya da, veya yazarım. Kotev. O yazıyor. Anahnu kotvi. Biz erkekler olarak yazıyoruz. Eril. Çok güzel. Anahnu kotvot. Dişil biz yazıyoruz. Hen kotvot. Onlar yazıyor dişil. Çok güzel. Bu şekilde birinci şeyi öğrendik. O zaman bir fiil daha verelim. Kıtav. Bunların hepsini çekileceksiniz.
şey yapacağımız balal fiili karıştırmak arkadaşlar. Balal. En ise balalı çek. Balal çekeyim. Balal hocam. Karıştırmak demek. Balal. Tamam. Ani balal. Ani balal let mi? Ha, yok. Ani boler. Bak kalıba buraya sokacaksınız arkadaşlar. Hepsi bu. Boler. Bakın koter, bolel, bodek. Bir kalıbımız var. Bir şey yok. Tamam. Ani boler. Tamam. Ani bolel. Ani bolelet. Ata bolel. At bolelet. Hu bolel. Hi bolelet. Anahnu bollim. 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 Anahnu bollot. Atem bollim. Aten bollot. Hem bollim. Hen bollot. Bu kadar. Karıştırmak demek. Tamam. Bir fiil daha yapalım. Neyi yapalım? Gazar, kesmek. Gazar arkadaşlar. Gazar, gazarı da Christine yapsın. Gazar. 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 Ani. Ani. Ani gazarek. Yok. Ani gozer. Kalıp bu. Ani gozer. Pardon. Evet. Gozer. Bakın burada ne yapıyoruz? G'yi koyuyoruz. Gozer. Gozer. Ani gozeret. Ani gozeret. Ata gozer. Gozer. Ha o şey infinitif. Kalıp deşir infinitif oluyor. Ha tamam. Bazen Türkçe ile her şey anlamıyor. Bu için kalıp, soruyorum. Kalıp bu. Ata gozer. At gozeret. Kalıp infinitif demek. Hı? Kalıp infinitif demek oluyor. Infinitif. Infinitif mastar o değil. Burada şey biz o zaman kalıp nasıl anlarız? Şimdiki zaman infinitif çekmiyoruz biz. Şimdiki zaman çekiyoruz biz şu anda. Geniş zaman. Tamam ama şey dedim kalıp. Tercümeyi nasıl çekeriz? Kalıp İngilizce? Form. Form. Ha tamam. Form. Ata gözer. Gözer. At gözeret. 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 Hu gözer. Hey gözeret. Anahnu gözerim. Gözerim. Gözerim, pardon. Atem, neredeyim hocam? Atem. Atem gözerim. Aten gözrot. Gözrot. Aten aten mi değil? Aten hem de kaldık. Hem gözrim ve hem gözrim ve hem gözrot. Gözrot. Anladın değil mi yani ne yaptığımızı? Evet. Kalıba koyuyoruz. Kalıba koyuyoruz. Forma evet. Koyuyoruz. Yani genellikle daha önce bütün dilleri İngilizce açıklamayla öğrendim bütün hayatımda. Evet. Bu ilk defa Farsça hoca Türkçe ile anlatıyor ve siz ile Türkçe ile anlatıyorsunuz. Yabancı olarak yani bazı her şey gelmiyor yani ama tamam yani anlıyorum. Evet. Sorun yok sorun, değil mi? Sorun yok. Bazen zorlanıyorum anlamaya sadece. Zorlandığında sor İngilizce anlatıyorum. Evet. Evet. Teşekkür ederim hocam. Evet. Bir tane daha Zülal çeksin. Zelal pardon. Barar. Barar. Zamanımız az kaldı. Barar. Zelal çekebilir misin? Barar mı oluyor? Ani barar. Borer. Borer. Ani borer. Tamam, ani borer. Ani boreket. Boreret. Boreret. Ani boreret, borer, ata bore, borek. Borer, borer. Kalıp bu. Tamam. Kalıp ata borer, borer, at boreret, boreret. Hu borer, hi boreret. Anahnu borim. Borerim. 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 Anahnu borot. Borerot. Borerot. Aten. Borerot. Atandık kaldım. Hem borerim.
Borerim. Borerot. Borrim de demiyoruz çünkü iki tane R olduğu için borerim diyoruz. Birbirinden ayırmak için. Hen borerot. Hen borerot. Tamam, çok güzel. Şimdi arkadaşlar 10 dakika ara veriyoruz. 50 geçe görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.